Merhaba dostlarım, Ağır Mimar'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Şu anda hayatınızın en asi dönemi var ya, ben de o dönemdeyim. Yani lisedeyim. Taktım kravatımı, sıvadım kollarımı, açtım 3 düğmemi. Ama önce abone olmayı unutmayın. Bildiğiniz gibi daha önce lise ile üniversite karşılaştırması yapmıştım. Bu videoda ise liseden üniversiteye geçerken tarzımız nasıl tak diye değişiyor bunu göstereceğim. Öncelikle tabii ki şu kravattan kurtulmak gerekiyor ama özleyeceğiz kendisini çünkü bu kravatı neler için kullanmadık ki. Akıllıyım, usluyum, çalışkanım. Dün gece sınava acayip derecede çalıştım ama size çalışmadığımı söyleyeceğim. Sınavdan 95 alacağım ve bunun sonunda ağlayacağım. Serseriyim, havalıyım, bütün kızlar bana bakıyor. Okuldan kaçıp kafeye gidiyorum ve dersler umurumda değil. Ben bir tarz sahibiyim. Herkesin yaptığını yapmam. Köşeye pusup müzik dinlerim. Sessiz takılırım, sesime ince bir çatallaşma veririm. Birçok konuda bana yardımcı olun dostum. Ama üniversiteye geçerken sana yer yok. Görüşmek üzere. Tarzdan bahsetmişken tıraşa girmek önemli. Sonuçta lisede de tıraş oluyorsunuz ama sizin için o kadar önemli değil. Üniversiteye geçtiğiniz zaman cildinize önem vermeniz gerekiyor. Karşı cinsiyle beraber böyle ufak yakınlaşmalar olduğu zaman cilt önemli hale geliyor. Örneğin şu elimde görmüş olduğunuz tıraş bıçağı bizimle beraber üniversite döneminde olgunlaşmaya başlıyor. Mach 3 Turbo adından da anlaşılacağı gibi 3 bıçağa sahip. Üniversiteye geçtikten sonra tart sahibi olmak isteyen erkeklerimiz için daha yakın bir tıraş sağlıyor. Cildimiz zaten önemli, tahriş falan da yapmıyor. Tam olarak şurasında görmüş olduğunuz mavi şerit tükendiği zaman, yani solduğu zaman size başlığın değiştirmesi gerektiğini söylüyor. Yani akıllı. Her ne kadar bütün özellikleri mükemmel olsa da biz öğrenciler olarak en çok ilgilenmemiz gereken konu ekonomisi. Bu bıçağın başı değişiyor ve altı sabit kalıyor. Yani siz bütün bıçağa para vermek yerine sadece başlığını alıp ekonomiye katkı sağlayabiliyorsunuz. Dönelim tekrardan tarz konusuna. Üzerimizi hallettik, sakalımızı hallettik. Peki altımızı ne yapacağız? Diyelim ki üzerimize bir tane siyah tişört giydik ve altımıza... Ya arkadaşım, ben bu konudan anlayan bir insan değilim. Ben okula eşofmanla gidiyorum. Bu kanalda bundan daha fazla anlayan insanlar var. Ya Rüya, Onur, bana bir yardım edin lütfen ya.